Bu videoda Lewis nokta yapılarını nasıl oluşturabileceğimize bakacağız. Ben buna bazen diyagram da diyorum. Öyle devam edeyim. Evet. Bir moleküldeki atomların birbirlerine nasıl bağlandıklarını, atomların ortaklanmamış elektronlarını veya değerlik elektronlarını görselleştirerek göstermenin pek çok yolu var. Önce bir örnekle başlayalım. Sonrasında Lewis diyagramlarını çizmenin kurallarına geçeriz. İlk örneğimiz silikon tetraflörür. Veya diğer ismiyle silisyum tetraflörür. Tetraflörür de 4 flor demek. Artık biliyorsunuz. İlk adımda bizi ilgilendiren elektronları bulmaya çalışalım. Tepkimeye girme ihtimali olan elektronlardan bahsediyorsak bunlar değerlik elektronlarıdır. Kısaca D nokta E nokta yazıyorum. Silisyum tetraflörürde toplam kaç tane değerlik elektronu vardır? Önce silisyumun değerlik elektronlarını, sonra da eğer bunlar nötr ve serbestse her biri florün değerlik elektronlarını düşünmemiz lazım. Önce silisyumun değerlik elektronlarını, sonra da eğer bunlar nötr ve serbestse her biri florün değerlik elektronlarını düşünmemiz lazım. Sonra bu sayıyı 4 ile çarpacağız çünkü 4 tane flor var. Şimdi periyodik tablomuza bakalım. Silisyumun en dış kabuğu 3. kabuk ve bu kabukta 1, 2, 3, 4 tane değerlik elektronu var. O yüzden buraya 4 yazıyorum. Buna ek olarak bir de florun değerlik elektronlarının sayısını yazmamız lazım. Serbest ve nötr bir flor atomunun en dış kabuğunda yani 2. kabuğunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değerlik elektronu var. O zaman florlardan her birinin 7 tane değerlik elektronu varsa bu sayıyı 4 ile çarpıyoruz. O zaman tek bir silisyum tetraflörür molekülünde 4 artı 28 tane değerlik elektronu var. Yani toplamda 32. Bir sonraki adımda bu ikisinin nasıl bir dizilim gösterdiklerini düşünelim. Genel kural olarak hidrojen hariç en az elektronegatif olan atomu merkeze koyacağız. Periyodik tablodan da ne demek istediğimi açıklayayım. Flor en elektronegatif element. Bu durumda silisyumu merkeze koyup floru uçtaki, dıştaki bir atom konumuna getirebiliriz. Uçtaki derken merkezde olmayan demek istiyorum. Silisyum merkezde. Florlar da şuralarda olsun. Sonraki adımda bağları yerleştirelim. Ama kolaylık olması için silisyumla her bir flor arasında tekli bağ olduğunu varsayalım. Bağları çiziyorum. Evet. Şunların her biri kovalent bağ ve Lewis diyagramında çizgi şeklinde gösteriliyorlar. Çizgilerin her biri de iki elektronu temsil ediyor. Örneğin buradaki sarı bağ şu florla silisyumun paylaştığı iki elektronu temsil ediyor. Bu bağ da aynı şekilde aşağıdaki florla silisyumun paylaştığı iki elektronu temsil ediyor. Sağdaki florla silisyumun paylaştığı iki elektronu temsil eden bir bağ da burada var. En üstteki de yine bu florla silisyumun paylaştığı iki elektronu gösteriyor. Toplamda kaç elektron etti? Her bir bağ iki elektronu temsil ediyorsa 2, 4, 6, 8 elektron eder. 32'den 8'i çıkarırsak elimizde 24 değerlik elektronu kalır. Genel kural olarak bu elektronları merkezde olmayan atomlara koymaya çalışırız. Ve böylece bu atomların 8 değerlik elektronu olmasını sağlarız. Yine genel olarak hidrojen hariç oktete ulaşmaya çalışırız. Hidrojen de dış kabukta 2 olsa yetiyor. Florda ise oktet için 8 elektron lazım. Bir bakalım. Burada zaten ortak 2 elektron var. O zaman 6 taneye daha ihtiyaç var. Şöyle ekliyorum. 2, 4, 6. Buna da aynı şekilde. 2, 4, 6. Canınız sıkıldı mı bilmiyorum ama çizmek zorundayım. Evet. 2, 4, 6. Son olarak buna da 2, 4, 6. Ek olarak çizdiğimiz elektron sayısı toplamda kaç oldu? 6 buraya çizdik. 6 buraya, 6 şuraya, son olarak 6 buraya. 6 çarpı 4'ten ek olarak 24 elektron koymuşuz. Yani tüm değerlik elektronlarını kullandık. Bu iyi bir şey çünkü tüm değerlik elektronlarını Lewis diyagramımızda göstermek istiyoruz. Sonraki adımda atomların oktet konusunda ne kadar memnun olduklarına bakacağız. Florların bu konuda gayet iyi durumda olduklarını gördük. Neden?
Çünkü hepsinde bir bağa dahil olmayan 6 elektron var. Ayrıca 2 elektronu da paylaşıyorlar. O yüzden aslında florlarımız 8 tane değerlik elektronları var gibi hissediyorlar. Silisyum ise kurduğu 4 bağla toplamda 8 elektron paylaşıyor. O zaman o da oktet konusunda memnun. O yüzden bu çizdiğim Lewis diyagramının ya da Lewis nokta yapısının silisyum tetraflorür için uygun bir çizim olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi ekrana attığımız tüm bu adımların bir özetini getiriyorum. Aslında bu adımların hepsini zaten normal akıl yürütmemizle uyguladık. O yüzden size en başta bu 4 maddeyi verip ezbere kaçmak istemedim. Evet, birinci adımımız neydi? Toplam değerlik elektron sayısını bul. Bunu burada yaptık. 4 silisyumun 28 de florun elektron sayısıydı. Her bir negatif yük için bir elektron ekle, her bir pozitif yük için bir elektron çıkar. Bu örnekte bunu yapmamıza gerek kalmadı çünkü molekülümüz nötrdü. Devam ediyorum. Merkez atomunun hangisi olacağına karar ver. H hariç en az elektronegatif olanı seç. Bu sebeple biz de silisyumu seçtik zaten. Çünkü flor en elektronegatif olan atomdu. Sonra bağları çizdik. Bağların 8 elektronu da gösterdiğinden emin olduk ve bu elektronları birinci adımdaki toplam değerden çıkardık. Bu da zaten göstermemiz gereken değerlik elektronlarının sayısını belirleyebilmek için. Bu işlemden kalan 24'tü. Sonraki adımda diyor ki, kalan elektronları merkezde olmayan atomlara ver. Biz de fazladan bulunan ortaklanmamış bu elektron çiftlerini florlara verdik. Her birine fazladan 6 elektron verince florlar oktete ulaştı. Bu sayıyı da toplamdan çıkardık. Yine bunu yapma sebebimiz tüm elektronları kullandığımızdan emin olabilmekti. Zaten burada demiş ki bu elektronları ikinci adımdaki toplam değerden çıkar. Bu işlemden de tüm elektronlarımızın hesaba katıldığını görmüş olduk. Dördüncü adım diyor ki gerektiği durumlarda elinde kalan elektronları merkez atoma ver. Bunu yapmamıza gerek olmadı. Merkez atom oktete ulaşmışsa veya okteti geçiyorsa genel olarak çizim bitmiştir. Bizim örneğimizde merkezdeki atom oktete ulaşmıştı. O yüzden de çizimimiz o noktada bitti. Son adımı bitirelim. Merkez atom oktete ulaşmamışsa çoklu bağlar oluştur. Bu örnekte tekli bağlarla işimizi hallettik. Ama ileriki videolarda belki bu detayları göz ardı etmemiz gerekebilir. O zaman o örneklerde bu adımlarda yazanları uygularız.